Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Bakan Pekcan'a dezenfektan soruşturması açmayan iktidardan Ekrem İmamoğlu'na dezenfektan soruşturması. Ruhsar Pekcan hakkındaki yolsuzluk iddiaları ile ilgili iktidar da bir adım atmıyor. Ruhsar Pekcan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gümrük yolsuzlukları hala soruşturulmadı. 540 kilogram kokaini ele geçiren gümrük müdürünü görevden uzaklaştıran Ruhsar Pekcan daha henüz sorgulanmadı. Ruhsar Pekcan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Fatih Türbesi'nin dışında elleri arkada gezdiği için hakkında inceleme başlatılan İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'na şimdi de 15 bin litre dezenfektan alımında belediyeyi zarara uğratmaktan inceleme açıldı, ortaya çıktı. İktidar İBB Başkanı İmamoğlu'nun neredeyse her icraatına çelme takıyor, çalıştırmıyor. Eşinin şirketinden iki katı fiyata bakanlığına dezenfektan alan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a soruşturma açılmazken İstanbul Belediyesi'ne dezenfektan incelemesi başlatıldı, gerekçe devleti zarara uğratmak. Salgının yeni başladığı 19 Mart 2020'de İstanbul Belediyesi ihale ile bilmem ne şirketinden 15 bin litre dezenfektan aldı. İçişleri Bakanlığı ihalede usulsüzlük olduğunu, devletin zarara uğratıldığını iddia etti. Alımdan sorumlu olmayan İmamoğlu'na inceleme başlattı. Müfettişler savunma istedi. Tabii şu soru aklınıza gelebilir. Acaba burada adı geçen firma, yani belediyeye dezenfektan satan firma, İmamoğlu'nun eşinin olabilir mi? Mesela babasının üzerine olabilir mi? Bu sorular anlamlı sorulardır diyelim. Ruhsar Pekcan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'den dezenfektan sıkıntısı yaşanıyordu. O dönemde o yüzden kendi bakanlığına, kendi şirketinden dezenfektan satmış. Ne yapsaydı yani, sıkıntı varken satmasa mıydı gibi. Tabii niye neredeyse iki katına sattığını kimse açıklamıyor. Hatta bir de o şirketi sırf dezenfektan satmak için o dönemde işe yarasın diye o döneme özel kurmuş olma ihtimalleri, iddiaları var. Onu da kimse açıklamıyor. Böyle laflar ediliyor. Muhalefet de elbette tepki gösteriyor.